alınması için oylarınıza sunacağız. Zaten gündemdeki konuların diğer tekliflerin gündeme alınması hususunda tekrar okuyorum. Şimdi bu hususta bir şirket var. Bunu da 5393 sayılı kanunun ilgili maddesinde de zaten belirtiliyor. Belirtecek olanlar varsa görüşürüz. Belirtisine sonrasında gündeme alacağız. Gündeme alınmasını kabul edenler, etmeyenler gündeme alınması kabul edilmiştir. Bu oldu. Maddeleşmiştim Leyla Dağım. Konunun gündeme alınmasını oylarınıza sunup etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi. Bunları bu birleşimimiz içerisinde inşallah devam edeceğiz. Şimdi gündemimizin birinci maddesinde olan Hilvan Belediye'mizin bir teklifi var. Belediyeler arası ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek, sanat, turizm ve spor gibi alanlarda faaliyetlerde bulunmak, ortak projeler geliştirmek, teknik ve idari konuda belediyecilik hizmetlerini sağlamak konusunda karşılıklı iş ve idari konularında iş birliği sağlamak, bu çerçevede ihtiyaç fazlası araç gereç makine teçhizat bakımında belediyeler arasında gerek sosyal, gerek kültürel, gerek ekonomik, gerek idari, gerekse sportif bakımda yardımlaşma, destek alma, bir diğerine destek alma fikri elbette çok çok güzel. Başta da söyleyeyim, biz sadece kurumların değil, insanların da kardeş olmasını ve bu kardeşliğin yaygınlaştırılmasını düşünen bir ekip ve bir belediye anlayışıyla çalışıyoruz. Şimdi bir defa bizim birbirimizle kardeş olmamız insan olma vasfının gerektiğini kastettik. İnsan olanlar tabii ki birbiriyle kardeş olacak. İkinci olarak dinimizin emrettiği insanları kardeş görme düşüncesi ve öğretisi elhamdülillah çok şükür mensup olduğumuz dinde zaten var. Kaldı ki bizim hem parti olarak, hem belediye olarak, hem şahsi olarak, hem bu bölgenin insanlarının sesi olarak bu tip kardeşliklere önem verdiğimizi ayrıyeten belirtmek istiyorum. İlvan Belediyesi'nin almış olduğu kararı biz teyiden bu meclisimizde, Haliye Belediyesi'nin meclisinde biz de bir karar almak istiyoruz. Onlar bize kardeşliğe uygun görmüşler. Biz de onların kardeşliğinin kabulü yönünde meclisimizden bir karar alacağız. Sayın Babaoğlu'nun dediği gibi zaten ilçe belediyesiyiz, zaten kardeşiz. Doğru kardeşiz, o kardeşimize bir nüfus kağıdı veriyoruz şimdi. Bizim Göbekli Tepe gibi elimizde bir hazine var. Bu hazineyi tüm dünyada tanıtmak istiyoruz. O tüm dünyada tanıtma çabalarımız bazen hafife almalıyız, bazen gereksiz görülebilir. Ama elhamdülillah çok şükür Göbekli Tepe'yi Birleşmiş Milletler'e mensup üyelerin en az %50'sine, 60'ına ulaştıracak bir gayretimiz olacak bu ülkeler. Ne olacak? Birisi giderken hiçbir bizim teşebbüsümüz olmasa bile Göbekli Tepe'yi tanıtan bir kitapçığı Afrika'nın bir ülkesine göndereceğiz. Hiç olmasa o kitapçığı göndereceğiz. Ama bizim hedefimiz ne? Bizim ulaşmamız ve onlarla bir birliktelik sağlamamız. Çünkü bizim bölgemizde nüfus artışı had safhada ve önemli sayıda bir nüfus artışı var. Urfa'da doğan çocuk sayısı geçenlerde bundan birkaç sene önce bahsedilen rakamı söyleyeyim. Umarım şimdi daha artmıştır. Sadece Urfa'da doğan çocuk sayısı tüm Yunanistan'da doğan çocuk sayısından daha fazla. Tüm Yunanistan ülkesinde doğan çocuk sayısından daha fazla. Bizim belediye olarak yasal bir mecburiyetimiz, yasal görevimiz olmasa da bir sosyal mesuliyet olarak
bu yeni nesle iş imkanı, istihdam yaratmak için faaliyetlerimiz olması lazım. Bizim temel geçim kaynaklarımızdan birisi Urfa için. Urfa bir tarım şehri. Ama arazilerimizi büyütmemiz mümkün değil. O arazilerden daha fazla verim almak bizim Tarım Bakanlığı'nın ve ilgili kuruluşlarının aynı zamanda çiftçilerimizin bilgilendirmesiyle olacak bir çalışmadır. Ve orada imkanlarımızı genişletmek maalesef çok da öyle hemen bugünden yarına netice alacak durumda değildir. Sadece çiftçilerimizin bilinçlendirmesiyle ilgili bizim tarım komisyonlarımız çalışmalar yapacak ve benim araziden daha fazla verim alınmasını temin edeceğiz. Ama Haliliye'nin ve Urfa'nın tanıtımı bizim için çok önemli. Çünkü sanayiciyi buraya cezbetmek için, sanayicilerimizin bu bölgeye ilgisini arttırmak için Haliliye'nin tanıtımı ve Şanlıurfa'nın tanıtımı gerekli. Aynı zamanda bacasız sanayi dedikleri turizm sektörünün canlanması için de yine aynı şekilde Haliliye'nin sahip olduğu kültürel ve manevi değerlerin ve tarihi değerlerin tanıtılması o bakımdan önem arz etmektedir. Bu bakımdan her kim olursa olsun, hele hele ülke dışındakilerin bizim bölgemizdeki turizme katkısının daha fazla olacağını düşünüyoruz. İnşallah bu 5 sene içerisinde turizm alanında gerekli desteği sağlamak üzere Haliliye'nin tüm dünyaya tanıtılmasını hedefliyoruz. Bu bizim temennimiz ve çalışma prensibimiz. Hilvan Belediyesi'nin Haliliye Belediyesi ile kardeş olmasını kabul edemedi. Etmeyenler demeye gerek yok, oy birliğiyle kabul edilmiştir.